bir şey diyeceğim bu arada. Allah. Hayaletler. Ah. Ya gel şunu ölelim de. Bir daha başlayalım. Asla. Ben bu oyunu kazanacağım. Hadi bakalım. Sen bu oyunu kazanır. Ben tuvalete gideyim o zaman. Hayır. Şöyle yapayım da Mert onsuz daha iyi oynayabildiğimizi göstereyim. Danke, 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 danke. Süper. Bonk. Bonki. Dank, 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 dank. Ouch. Oha! Arkadaki şey patladı, içerisinden yılan çıktı. Tabii, çok mantıklı. Bir daha. Unuttum. Mert ne olur bir şey yap. Sen beni yavaştan öldürmeye mi çalışıyorsun? Evet, yoksa ne yapacağım? Ne bileyim yani, belki kurtarabilirdim seni, bekleseydin. Daha yeni başladık ama oyuna. Burada mı? Orada bir tane sar yedim. Dedim öleceğim dedim. Yeni main'im hayal et. Deşif falan var. Ha bak mesela burada dur. Abi yok. Ya uğraşamam ben onunla. Burada dur. Hani yapabiliyor musun, ona bak. Hayır. Ups. Sen de az fiziki sporcu değilsin. Bu arada sana şey anlattım. O zaman... Bir tane... Heh. Bu hikayedeki dağlayarak ben miyim? Anekdotu anlatacağım. Tamamdır. Şimdi bilmiyorum onun doğru çevirisi ne? Bu hikayedeki göt olanı ben miyim? Göt olanı seksist gerçi. Haksız olan ben miyim? Bence. Hayır ama MID'i asshole'daki... Olsun bence. Asshole'ı. İyi ibnelik bende mi? İbnelik bende. O da seksist. Göt olanı da seksist. Dalayarak. Hikayedeki dalayarak ben miyim? Şimdi... hikayeyi bütün şeyleriyle hatırlamıyorum ama. Ama bir dalayarak var. Kadının biri evli. Kocasıyla çocukları oluyor. Bu ne kadar bir çocuk kız. Dalayaraklık yok. Aynen. Çocuk kız doğuyor. Tamam mı? Aa, evet. Dalayaraklık kadın demiş. Ay, neyse. Ondan sonra çocuk kız doğuyor. Çocuğun babaannesi diyor ki bizim ailede hiç kız doğmaz. Ne? Hepsi erkek doğar. Bu çocuk benim oğlumdan değil diye. Peki kendisi nasıl doğmuş tam olarak? Kendisi zaten o aileye gelin olarak gitti. Hemen hayatın ilk şeyi olarak kabullenmiş. Ben bu ailenin üyesi değilim. Ben bu aileye sonradan geldim. Şeklinde. Aile biliyorsun ki erkekten erkeğe doğru gidiyor. Aa tabii doğru. Unutmuşum onu. Tam bir kültürsüz dünya. Neyse. Ondan sonra... Ay şimdi bundan alamadım, neyse.
kadın böyle hani şoka giriyor falan. Ne diyorsun sen, öyle saçma şey olur mu? Tabii ki de hani oğlunun çocuğu bu falan filan. Gürültü vesaire, ama ikisi de şeye söylemiyorlar. Damadımıza söylemiyorlar. Erkek bireye. Evliliğin erkek tarafından. Neyse. Ondan sonra işte kadın böyle çocuğa karşı sürekli olarak mesafeli falan. İşte babaanne. Doğmuş olan çocuğa karşı mesafeli falan. Bunun üzerine şey ikinci çocuğa hamile olduğunda annesi çocuğu sürekli kadına karşı doldurmaya başlıyor. İşte senin de annen azıcık şöyle böyle falan. Çok iyi. Pardon, özür dilerim. Senin karın azıcık şöyle böyle diye. Yanlış söyledim. Ondan sonra ikinci çocuk da kız doğuyor. Onu. Bu niye takla atmıyor ya? Daha ne yapmam lazım benim sana? Hayır! Önce onları bırak, patlasaydın ya. Doğru söylüyorsun. Aşağısı daha yakın. Gerçekten öyle oldu ya. Bu aşağı inerim ben buradan. Evet abi. Bir dakika. Gerildim. İkinci çocukta kız doğunca bu sefer kadın oğluna söylüyor. Bu diyor seni aldatıyor diye. Ondan sonra işte bizim de biliyorsun ailede kız çocuğu doğmaz şöyle böyle falan diye. Ondan sonra aralarına falan girmeye çalışıyor. Bunlar anneyi aileden uzaklaştırıyor. Yani babaanneyi aileden uzaklaştırma kararı alıyorlar. Hani görüşmüyorlar, etmiyorlar falan filan. Aradan sadece bir ay falan geçiyor. Kadın şeyi fark ediyor. Kocasının hala annesiyle görüştüğünü fark ediyor. Ve kocasının ikisinin arasını yapmaya çalıştığını fark ediyor. Kadın diyor ki yani bu kadın beni seni aldatıyor olmakta sürekli suçluyor. Hani sen manyak mısın diyor. Nihayetinde şey yapıyorlar. Kadın ayrılmak istediğini söylüyor. Ondan sonra demiş ki bu hikayedeki dağlayarak ben miyim diye sormuş. Yani bence değil. Evli bir bireysin. Sana kayınvaliden sürekli böyle mobbing yapsa ve bunun üstüne eşinin seni değil de kayınvalideni desteklemeye devam etse sen bozulmaz mısın? Yani değil mi? Ben çok bozulurum ya. Hani abi saçma şey, yani. Tamam, sana sana orospu diyor olabilir ama yani orospu olduğun anlamına gelmezdi falan. Beni kurtaracak mı hiç? Evet evet. Şu şeyi atmayayım diye düşündüm. Kalkan. Giderken kurtarır, dönerken öldürür diye. Hayır! Ben bu filmi daha önce de izledim. Tahta beni öldürmüyor zaten. Abi çok kötü bir şey ya. Çok gerizekalı yaşlı insanlar var dünyada. Bir de bu da etmiyormuş gibi çok gerizekalı genç insanlar da var. Genelde bunlar maalesef, akraba. Maalesef. Ve aynı aileden türüyorlar. Aynen. Beklemezsin. Hiç beklemezsin. Ben seviyorum da hani annemin akıl sağlığını kaybettiğini düşünmeye başladığım noktada. Hani biraz daha artık açık görüşlü olmaya başladım. Değil mi yani hani? Şey falan yok. Lan acaba annem demans olmaya başlamış olabilir mi falan gibi de bir düşünüyorum. Demans ya! Annen elinde kılıcıyla gelip krit vurduğunda sana yumruk atıyor. Etrafında dönerek içeriye girer. karının canının az olduğunu fark edince kilo almak için kılıcı boyuna kafasını ayağına doğru geçirir. ben Garen miyim? Pardon. Neydi? Am I the Garen?
Garen miydi onun adı? Garen de onun adı. Ha daha cüsü diğeri, tamam tamam. Ben Garen miyim? MID Garen. Şey sevgine koşurken bazen köye basıp kafasına vuruyorum. Ben Garen miyim? Karım çok fazla konuşuyor. Konuşuyorken kafasına karga atmak suresiyle susmaya çalışıyorum. Ben Fiddle miyim? Eğer susturabiliyorsan evet. Arkadaş ortamında evet evet. Arkadaş ortamlarında benim ürettiğim mushroomları çok seviyorlar. Patlayıcı bir etkisi var ortamda. Ben şeytan mıyım? Hayır, yanlış yere girdim abi, öldüm zaten. Önemli değilmiş. Öldüm zaten, önemli değilmiş. Peki gerçek hayatta böyle hissediyor musun? Bir gün öleceksin. Ölmeden önce tam ölürken böyle mesela sabah diyorsun ki şeyi evde unuttum. Daha sonra bir anda araba çarpıyor. Ha, öleceğim zaten, önemli değilmiş. Ha evet, ben kesin şey yaparım. Ben sürekli olarak bir şeyleri bir yerde unuttuğum için muhtemelen öleceğim günde bir şeyler unuttum bir günde. Gelir. Ben bir şey diyorum. Aa, ilacımı içmeyi unuttum. Neyse, öleceğim zaten. Aa! İyi Mert, bunu bayağı hallettik. Sen çekil. Okey. Al. Almadım da öldürdüm. Umarım oyun şey hakkında kesin bilgi veriyordur. 3 karakter açmak mı, 4 karakter açmak mı? Zaten... Oyunun bizden beklediği hareket. Ya, oyunda şey varsa hani yanına katabileceğin çok fazla companion varsa bence uyarmıyordur. Aslında... Aa öldüm. Bu arada kazıklı boymadı. Bu arada gerçekten Baldur's Gate 2'nin en güzel yanlarından bir tanesi şeydi. Kampanyalar arasındaki diyaloglar filan. Hmm. Hani mesela bir tane dev diye isim geliyor da dev değil. Aa olmadı. Bir eleman ve gnom var. Gnom bu elemanın annesiyle birlikte ateşli bir gecenin şeylerini mi yazıyor? Öyle bir şeyler var. Hiç hoş değil. Kitabını yazıyor. Tam hatırlamıyorum şimdi ya. Mesela... Düşme bakar mısın? Edwin... Aha gizli bir şey açtın az önce. Ama Edwin diye bir tane karakter var. Bir tane... Gerçi spoiler vereyim mi? Sence hiç oynar mıyız Baldur's Gate 2'yi? Ha ben zaten Baldur's Gate 2'yi falan biliyorum. Şey biliyorsun. Olmaz. Edwin'in hikayesini biliyorsun o zaman. Hatırlatman lazım isimleri, hiç hatırlamıyorum. Büyücü. Tamam, hikaye hatırlatırsan hatırlayabilirim belki. Kırmızı büyücü. Bir scroll bulmak istiyor. Kendi quest'i boyunca. Daha sonra scroll bulup okuyor. Okuduktan sonra cinsiyeti değişiyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Demek ki bilmiyorsun Mert. Keşke oynasak. Doğru. Ya. Baldur's Gate 2'yi. Ben Baldur's Gate 2'yi bu arada bitirmedim. Yani oynadım ettim de. Bitirmedim. Yani biraz da şeyden bitirmedim. O dönemler İngilizcem çok yetmiyordu. Hani bir noktadan sonra böyle çok baydım şey yapmaktan. Baydım. Joe baydım. Yani aslında oynasak belki bitirebilirdik. Şu 2, 3, 4, 5, 6 günde. Baylancım yani sen bilirsin ya. Bilemedim. Neye bakıyorsun? Tam bir şeye bakmıyorum. Şey, mesaj atmışlar. Ona baktım. Bir yandan diğer kocalarım da plan yapıyorlar. Diğer kocalarımın... Baldur's Gate. Akşam ne Valheim oynayacağız biz. Taylan ve Arif'le. En son geçen hafta sen de yoktun. Evet. Ama
Şaşırırsın. Alf'ta yoktu. Aa. Biz Tayland'da o gün sadece hareketleri gördün mü? Hem de nasıl yavrum benim be. Biz Tayland'da o günü sadece şeyi aradık. Başka turkey bulamadım sanki ya. Sen de olması lazım. Sanki benim öldüğüm yerde vardı ya. Bu zaten o bence benim getirdiğim. Olabilir, olabilir. Neyse, okey, önemli değil. Biz o günü Tayland'da müteahhitliğe ayırdık. Ben kale yaptım. Oo. Kule yaptım. Kale dedim. Taş. Taş yontmayı öğrendik. Kurtarıyorum kendimi. Biz de oturduk kule mule yaptık. Ondan sonra Tayland'a dedik, ben de biraz gezeceğim dedim. Bütün başımıza gelen yer hep böyle başlıyor. Tayland kardeşimin tam bir konkvistador olmasıyla alakalı. Dedik ben biraz gezeceğim dedi. İyi gez, okey. Ondan sonra dedi ki şurada dedi bir yerler var dedi. Ama dedi tek başıma gitmek istemiyorum dedi. Gitme. Kaybasın. Dedi gelir misin? Dedim gelirim. Ondan sonra bütün her şeyi de Taylan'ın üstüne atacağım. Fazla burada değil. Umarım izler. Ondan sonra bir tane ağaç vardı. Dedi ki Taylan, The Ancient Tree mi ne vardı? O öyle bir şey kesmemiz lazım. Ben de yanlış bilmiyorsam dedi. Baktık ileride Ancient Tree olabilecek bir şey vardı. Dedi ki şu herhalde. Gemiyle gidiyoruz bu arada. Hani Ancient Tree de bayağı sudan çıkmış. Yani yanına gemiyle geçip şey yapabiliriz. Ben sana dedim ki eğer dedim gemiden inmeden kesebiliyorsan kes, bir yanına geçelim bak. Ama olmuyorsa şey yap. Hani inme boşuna. Buradan ikimiz çıkamayız. Üzerimizde doğru gün hiçbir şey yok. Abi sineğe arkasından girdim yine öldüm. Tövbe tövbe. Tersi pismiş. Neyse. Of 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 of. Hayır. Ya istedim de hiçbir şey de yapamadım ya. Boş boşuna gidelim çaldığımla kaldım. Neyse. Taylan tam böyle ağaca vurmak için hamle yaptı. Taylan diyor ki hamleyi yaptığım için şeyden düştüm. Gemiden düştüm. Ben diyorum ki hayır, sen gemiden aşağı atladın, ben seni gördüm. Bilmiyorum. Yalancı olabilir. Taylandır yapar. Aynen, Taylanlar bazen yalancı olabiliyorlar. Alıştığımız bir husus. O yüzden... Gördün mü? Gördüm. Ondan sonra Taylan'la anlaştık. Dedik ki önemli değil. Başımıza her zaman gelebilir. Ben ölmedim bu arada. Ben Taylan'a dedim ki... Senin cesedinden önemli şeyleri alayım yoksa kaçayım dedim. O dedi ki alabiliyorsan al dedi. Ben de denerim. Tekneyle bir tur attım. Önemli şeyleri aldım. Geri dönerken oklanarak öldüm. Şu an ikimiz de çırçıplaz. Bir kere gidip almayı denedik. Asla olmadı. Korkunç bağırarak öldük. Çok önemli şey mi vardı cesette? Yani işte bütün silahlarımız, zırhlarımız falan filan her şey orada. Helal. Artık Tayland'ın da her şey benim üstümde. Aa. Benim cesedimde. Lootbox gibi geziyorsun ortada. Yani lootbox'ımı bıraktım. Lootbox'ımı çarmıha gerdim. Bu akşam yine oynayacağız. Benim saatimle akşam. Türkiye saatiyle pazar sabah. Bulmak istersen katılabilirsin yine. Şey, kayıt. Her zaman yerimizde yatağımız var. Hey, kayıt yapacak mısınız? Düşünüyorum. Nice. En azından katılamasam da ben izlerim. Ne sanırsın? Bence bir kayıda bir tane Tayland fazla bile. Doğru. Bir tane sorumsuzca ölen Tayland yeterli sana. Ne bakalım, Arif'in umarımızı kurtaracak. Arif'in omuzlarında çok büyük yük var. Adam fizik öğretmeni bak, adam bilir. Bir de ona çok fazla tarif de gerekmiyor. Doğru. Ve biliyor musun? Arif anlar. Aa. Evet, çünkü zaten herkes bilir ki Arif olan anlar. Ya.
Ah. Ha, yapamadım. Splayamadım. Benim bir double jump'ım var. Hallederim bence dedim. Yok, ama double jump. Ama şey falan çok güzel oldu. Taşlardan üst üste bir şeyler koyabilmek. Hı hı. Vesaire. Pek bir hoş oldu. Püp, rezillik. İnanılmaz gaza gelmiştim. Bir tık düştüm. Mert, bu oyunda bir tane achievement var. Oyunu hiç gold almadan kazanıyorsun. Ya, yanlışlıkla alırım. Alamazsın. Ben alırım. Yok. Yani oyunu kazandım. Aşırı zor olsa gerek. Hani düşsene. Altına dokunamazsın da. Aa, Taylan. Heh. Ben geçen neyi başarıyordum? Adını vermek istemediğim bir oyun oynuyordum. Hı hı. Aa, yukarıda bir tane daha kapı var. O ilgili bir neyse artık. Adını vermek istemediğim bir oyunda bir modu hiç ölmeden bitirirsen sana şey veriyor ya, title. Hangi oyun title ya? Sanki. Oyunun adını söylemeyeceğim, sen de söyleme. Ben bu şekilde bilinmek istemiyorum. Doki Doki Literature Club mı? Olur, istersen öyle diyebilirsin. Hangi oyun ya? Doki Doki'den daha az şey yapıyorum, utanıyorum. Utanmıyorum hatta, öyle söyleyeyim. Hani şey mi böyle, bizim bir ara seninle çok fazla oynadığımız, senin bu ara tekrar başladığın... Evet. Aha. Peki dediğim title hatırlayabildin mi? Hayır. Ben oyunda achievement olduğunu bile hatırlamıyorum. Bu oyunun bir tane modu var. Aha. Ben sırf onu oynuyorum. Evet, buzlu biraz. Aynen. Aha. Soğuk. Aha. O modda şey var. Hiç ölmeden bitirirsen. Aha. Sana title veriyor. Pekala. Onu karakterinin altına yazabiliyorsun. Diyor ki bu adam bu modu hiç ölmeden bitirdi. Aaa! Öyle şeye bak. Ah. Lol. Hiç gelmedim, aydınlanmadın mı? Tamam, evet anladım. Aynı fikirdeyim şu anda. Neyle, nasıl yaptın? Şimdi nasıl anlatayım? Tamam, bunu... Kişiliksiz bir şekilde yaptım. Bu title'ı aldın yani, değil mi? Alamadım, neredeyse alıyordum. Neredeyse alıyordum, tamam. Nasıl bir şeydin? Işıklı bir kadın mıydın? Yoksa... Yok. Mızrak atan bir... Neydin? Ben bir zalim bir diktatördüm ve halkıma kanal atıyordum. Ney, biraz zalim bir diktatördüm ve halkıma kan ağlatıyordum. Yok, kişiliksiz bir kediydim. Sen mi ben mi? Anladın sen mı? Sen mi ben mi? Evet, tam olarak. Ne sen sonra ben söyleyeyim. Bence kimse hangi rezil oyunla vaktimi boş harcadığımı anlamamıştır. Kişiliksiz kedinin kitabın arasında geziyor değil mi? Ayraç gibi. Abi bu çok fazla bilgi oldu artık, bu kadarını veremem. Bunu hayır desem ihtimaller yarıya düşüyor. Evet desem zaten ihtimal buluyorsun. Niye? Bir tane daha karaktersiz kedi var. Abi Skyrim'de Khajiit'ten başka karaktersiz kedi mi var? var bir tane de çalılardan atlayan bir kedi var. Neyden atlayan? Çalılardan atlayan. Aa, o da kedi, doğru. Ama o da Khajiit. Tabi hepsi Khajiit zaten biz. Bu Skyrim'in şey modu. Herkes rastgele, herkes... herkes rastgele... Herkes Cloud City. Aynen. Cloud Punk. Ne bu? Ne kadar aptalca bir şey. Buraya girip de ne yapacağım ki? Ateş var orada. Ateşi alacaksın. Ne işime yarayacak? Karanlık yerleri aydınlatmanı yarıyor.
Ya şey çok fazla Mert bu oyunda. Sır üstüne sır üstüne sır. Hani bu oyun gerçek bitişini yapmak için ne yapıyorsun biliyor musun? Hazır mısın? Hazırım. Senin bir tane kazdığın level vardı ya. Orada ok ve yay buldun. Evet. Oradan bir tane yay alıyorsun. Oyunun sonunda bir tane ok var. Onu alıyorsun. Ve de bunları oyunun sonuna kadar götürüyorsun. Oyunun sonundaki boss'un gözüne o oku atıyorsun. Bulduğun oku, o yayla atıyorsun. Ve daha sonra seni başka bir yere götürüyor. Orada da belli bir yerde daha da yukarıya çıkabilmek için şey yapman lazım. Bu zarlı bir oyun var ya. Onu kazanıp o oyunu sunan fok kadınının inine falan gitmen gerekiyor. Hani o yüzden sen oradaki torça çok deme. Kesin vardır bir şeyi. Anladım. Bir tık soğudum. Ne yalan söyleyeyim. Zaten kötü oynuyorum. O zaman speedrun. Hadi be. Hadi lan. Eğlenceli oyun. Ama başarabilsem daha çok eğlenirim. Mert. Mert engelli koşacağım ama. Engelli benim. Kendi engelli kendisi yaratıyor. Aynen öyle. Koşudaki engel benim. En büyük engeliniz. Ooo Mert. Engelin öyle. Bir tık olsa çözüm bulacak. Bu gözlüklerle. Yesin sen buraya. Oh Allah'ım. Mikrofonu uzaklaştıracağım diye. Kafam çıktı. Abi yaşa. Sana sağlık attım. Teşekkürler. Sana ne attın? Bıçak attım. Ay ay. Ha, bu arada şey anlatıyordum. Abi bir yandan konuşuyorduk değil mi? Şımarıklığımdan öldüm. Kötü bir şey. Tamamen şımarıklığımdan öldüm. Çok şey değil mi? Bence o şeyi bonusu en fazla şeyler kazanıyordur. Oyunda afk alanlar. Oyunda afk alınca kazanamıyorsunuz. Yani hani afk alan derken 5'ten çok fazla çıkmayan. Aha pardon. Evinden çok fazla çıkmış olan karşılıklar. Nordlar kazanıyordur oyunu. Irkçı köpekler. Evet evet. Kesin öyledir. Mert hocam bu da son elimiz olsun mu? Sen kaçan zı mı? Ben yavaştan kaçan zı. E olur. Ne yapalım? Yahoo. Ben zaten bu gece sabahlayacağım belki. Ben de bir saat kestim. Tabii Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bir oyun için. Yani mecburen sabahlamam gerekiyor. Saat 6'ya 6 saat var. Evet. Belki Baldur's Gate 2 oynayabiliriz zaten. Tank 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 tank. Ay kaçıyor musun, kaçmıyor musun, buna bir karar ver. Ben Spelunky'den kaçacağım kesin. Daha sonra bir duruma bakarım. Hani eğer sen de varım dersen bilmiyorum, bir şey yapasın var ya. Hem bir hafıza tazeleme olur. Hem seninle eğlenceli bir oyun olabilir. Baldur'un kapısı 2. Olur. Aa. Ben böyle şeyden acık soğuyor gibi hissediyorum kendimi. İşte, real time combat with house muhabbetinden. Beni gerçekten çok zorluyor o olay. Ve çok zarar geliyor. O zaman ya, şimdilik tamam, bu kadar diyelim mi? Buna diyelim. Tamamdır. O zaman herkes kendisine cici baksın. Biz Baldur'un kapısından geçiyoruz. Hadi bakalım. Hangi kapısından geçeceğiz?